Bayramlar bizim için çok özel günler. Hatırlanmak demek, hatırlamak demek. Hayatta aynen. olanları ziyaret, kaybettiklerimizde saygı ve rahmetle anmak demek. Aynen öyle, doğru. Önce değerli eşinizi bir kez saygıyla rahmetle analım bir kez daha. Allah rahmet eylesin. Evet, evet. Çok özel bir isimdi. Hani sanayiciler arasında halk tarafından bu kadar sevinip benimsenen biri hala da yok. Yerini koruyor ve sanki hala yaşıyor gibi Sakıp Sabancı. Sanki yaşıyor gibi gerçekten. 9 yıl oldu kaybedeli. Bu evet. Nisan'da 9. yılını yani anacağız, yad edeceğiz. Fakat benim için tabii bayramlar onunla beraber, o hayattayken yaşadığımız bayramların keyfi, sevki, tadı bambaşkaydı. Şimdi tabii biraz daha buruk, boşluk var. Boşluğu hiçbir zaman, hiçbir şekilde dolduramayız. O zaman şöyle başlayalım. Önce çocukluğunuzdaki bayramlardan hatırladıklarınızı bir anlatalım. Sonra Sakıp Bey'le birlikteyken nasıl geçirdiniz bayramları ve bugün nasıl geçiyor sizin için bayramlar diye oradan bugüne gelelim. Şimdi şöyle, çocukluğumuzdan beri, çok küçükken yaylada, Kayseri'nin yaylasında geçirirdik. Aile çok kalabalık, evet. İşte ziyaretler olur. Orada yaşayan yerlileri yani köylüler, tabii yardıma çok muhtaç insanlar. Onların gönlü alınır, onlardan hayır duası alınır. Çok mutlu olurlardı bizim onlarla beraber olmamız, ilgilenmemiz, ihtiyaçlarına işte cevap vermemiz falan. Sonra büyüdük. Zaman geçti. Köşk alındı. Bu şimdi müze olan köşk. Müze olan. Evet. Yani Kayseri'den büyük şehir hayatına geldiniz. Tamamıyla. Çok farklı bir hayat. Olamaz hakikaten. O köy hayatından çok canlı, hareketli. Şimdiki gibi değildi. Özlüyor tabii. musunuz köy hayatını? Çok mesela ben bu sene 4. senem. İnci Hanım Bodrum'a gidiyorum yazları. Trafik oldukça sakin. Evet. Ok izleri bol. Denizi güzel. Biraz soğuk ama Ağustos'ta çok güzel ısınıyor. Daha çok faydalanıyoruz. Evet. Eylül'ün ortasında geldim ben. O zamana kadar denize girdik. Çok hoşuma gidiyor bu sakinlikte. Yani küçük bir evimiz var. Küçük bir bahçesi var. O bahçede oturmak, televizyon seyretmek, müzik dinlemek. Yani büyük biri gelir mesela çay içmek, sohbet etmek. O büyük şehirlerin meşakkatli, yorucu bir havasından... Öyle sakin bir yere de insanların ihtiyacı var. Yalnız evet. benim değil herkesin. Herkesin ihtiyacı var. Zaten köyü olan köye gidiyor. İşte sizin aynen. gibi yazdıkları olanlar oraya gidiyor. Bir şekilde kaçıyor evet. şehirden. Peki Kayseri'den İstanbul'a geldik. Biz o atlı köşk alındı. Yazın hep bayramları kutlardık. Hı-hı. Yine böyle dönüyor ya hani. Evet evet. Şimdi mesela işte sonbaharda. Evet. O zaman ne? Yazın başlarında. Hı-hı. Her sene bakılıyor. Bir 10 gün öne geliyorsunuz. Büyüklerle beraber olur. Tabii bayram hazırlıkları yapılır. Neler ev yapardınız? Evler daha çok temizlenir, daha güzel yemekler yapılır. Daha iddialı yemekler, bayram yemekleri. Çünkü mutlaka misafir gelir, beraber onlarla yemek yenir, sohbet edilir. Siz de söylediniz, Sabancı ailesi kalabalık bir aile. Oldukça altı oğlan. Evet, İstanbul'da o kalabalık aile buluşur muydu bayram sabahları? Büyük olanın evinde nasıl geçerdi? İstanbul'da olanlar zaten aynı evde yaşıyorduk. Ev büyük, hepimizi yani alıyordu. Hepimiz yaşayabiliyorduk bu evde. Hepimiz mutluyduk. Biz gençler çok servis yapar büyüklerimize, annelerimize, babalarımıza. O gelenek onlar devam eder. Akşam otururlardı yemekten sonra mesela. İşte kimi su ister, kimi meyve ister, kimi çay kahve ister. Onları memnuniyetle yapardık. Sonra da onlar odalarına çekilince biz de Çınaraltı kahvesi meşhur ya. Çınaraltı'nın evet. çayını içmeye, etrafta gelene geçeni seyretmeye. Bizim için bu en güzel eğlence. En güzel eğlence. Hakikaten. Sonra peki siz kendi ailenizle birlikte o atlı köşkü bıraktınız. Orayı müzeye çevirdiniz. Evet. Ve 10 sene olacak. Başka bir eve taşındınız. Tabii. Sakıp başka Bey, yere taşındım derken inanın ben müzenin bahçesinden oldukça çok yararlanıyorum yürümek için. Gidiyorsun. Evet, devamlı bahçenin içinde gibi bir şeyim yani. Boş zamanlarda tabii her dakika değil. Boş zamanlarda yürümek için benim için çok güzel bir vesile. Ne düşünüyorsunuz orada yürürken? Hiç sanki o evden kopmamış. O evde yaşıyor gibi, hatıralarla yaşıyorum. Her an ay şuradan işte Sakıp Bey inerdi, gelirdi, bahçede beraber otururduk. Çay içerdik, yemek bahçede yenir. Evdeysek
boş çok da evde oturmazdık ya. Hı hı. O kadar çok aktif bir hayatımız vardı ki devamlı çok. Çok. Daha derdi bana sana söylemiyorum derdi. O kadar çok davet geliyor ki ben derdi yani mazeretimi veriyorum. Sıkılır mıydınız? Şimdi tabii ki eşinizin bir toplum içinde bir konumu var. Çok sevilen bir insan. Katılması gereken yerler var ve siz de ona eşlik etmek durumundasınız. Evet. Ama insan da her zaman gitmek istemeyebilir. Kendi şey gibi oluyor. Kalmak istemeyebilir. O bir mecburiyet oluyor biliyor musun? Hani giyineceksiniz, saçınız yapılacak, işte makyajınız, hazırlanacaksınız. Bayağı bir yani, yorucu iş, yani külfet yani bir yerde hakikaten. Ama uyumak için tabii. Hı hı. Gitmesem belki canı sıkılır, belki üzülür diye. Ben de evde gündüz kendime ait olan her işimi, çocuklarla ilgileneceksem, kendi sporum varsa, hı hı, ne yapacaksam gündüz her şeyi halleder. Akşam onunla beraber olmak için. Yani sağ dinç kalayım. Hı. Evet. Sakıp Bey'in eşi olmakla ilgili evet, bütün görevleri hakkıyla yerine getiriyorsunuz. Tabii, aynen öyle. Getirirse memnun oluyor. Memnun. Olmazsa sitem eder miydi size? Beklemeyi mesela hiç sevmezdi bir yere giderken. Ben ondan önce arabaya biner otururdum. O çok hoşuna gider. Halbuki hep kadınlar bekletirdi. Aynen. Ben baktım birkaç defa hakikaten hoşlanmayacak. Dedim ben en iyisi kendim önce hazırlanayım. Arabada oturur. Arabada derdi ben seni arabada bekliyorum. O kadar da acele etme derdi yani gelir. Dedi, çok esprili, şakacı. Evde de mi öyleydi? Yorgun günler olurdu, çok yorgun günlere, çok ağır bir yük taşıyor omuzlarında hakikaten. Gelir, yemeğini yer, bazen derdi ki bir maç var mesela bir kanalda, bu kadar çok kanal yoktu ya. Ben maç seyredeceğim derdi, sen istediğin kanaldan, istediğin filmi seyredersin, ne seyredersen. Ama hakikaten yatak odasına girip, oh sporu seyrederken o kadar rahatlıyor ki, sevdiği şeyi yapıyor çünkü. Evet. Yoksa yorgun. Bütün o yorgunluk, tabii, bütün o külfetle beraber gerçekten. Kolay iş değildi onun yaptığı iş. Rahmetle saygıyla analım bir kez daha. Evet, Allah peki, rahmet eylesin. Amin. Şimdi sonrası, üç evladınız var sizin. Evet, evet. Oğlunuz ve kızlarınız. Oğlunuzun bir özel durumu var. Sizinle yıllar önce bir gazete için bir röportaj yaptığımda bir cümle kurmuştunuz. O benim çok aklımda kalmıştı. Sakıp Bey hayattaydı o zaman. Evet. Dediniz ki o zaman Metin yanına gittiğimde benim diğer insanlardan farklı biri olduğumu algılıyor sanki ve ben bundan çok mutlu oluyorum dediniz o zaman. Aynen öyle. Yani beni annesi olarak hakikaten evet, farklı görüyor. Şimdi birkaç senedir de böyle bir yere akşam çıkacağım zaman inanın gizli kaçıyorum. Artık daha da gelişme daha göstermiş o zaman. Gelişme yani göstermekten ziyade o da gezmeyi seviyor kendine göre. Yani ben de insanım der gibi. Hakikaten bir yere gitmek istiyor, arabaya binmek istiyor, tekneyle gezmek istiyor. Veya böyle bir keyifli yerde mesela bizim orada Emirgan'a yeni bir mado açıldı. Orada gidip gelene geçene dikkatini çekiyor. Yani dikkatini veriyor daha doğrusu. Hoşlanıyor. Ben de tabii bir anne olarak çok mutlu oluyorum. Zaten artık bayramlar benim Metin'le beraber geçiyor. Dertleşiyor musunuz onunla? Yani anlatıyor musunuz ona? Anlamaz. Öyle bir anlama şeyi yok. Yok. Onu biliyorum da siz yine de bir anne olarak oturup eşinizi evet, de kaybettiniz. Tek taraflı da olsa bir konuşuyor musunuz kendinizce onunla yoksa? Resmini falan gördüğünde baba der. Yani konuşma çok az. Çok az. Cümle kuramıyor. Ancak kelimelerle. Ancak kelime. Anne der orada biter yani. Nene der. Evde herkese nene der. Asıl kendi bakan şeyle. Yardımcı olan. Yardımcı. Azerbaycanlı. Yanım var o kadar şefkatli ki. Ne güzel. Yani ben birinci anne o da ikinci. O da ikinci. O kadar şefkatli. O kadar. Çok da seviyor. Şimdi tabii siz işte Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Metin Sabancı okulları var. Orada pek çok çocuğun eğitim almasına imkan sağlıyorsunuz. Yaptığınız pek çok sosyal hizmetten biri evet, bu şüphesiz. Çok. Arkadaşlarımın orada yaptıkları çekimler var, görüşmeler var. Onu izleyelim, sürdürelim mi? Tabii ki, memnuniyetle. Şu an Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'da Metin Sabancı okullarındayız. Ben Nigar Evgin, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın genel direktörüyüm.
Okulumuz 2011-2012 eğitim döneminde hizmete açıldı. İlk yılımızı geçirdik. Bu sene ikinci eğitim dönemimiz. Değerli destekçimiz rahmetli Sakıp Sabancı'nın destekleriyle ve değerli bağışlarıyla şu an içinde bulunduğumuz büyük kampüs Metin Sabancı Merkezi hayata geçti. Yine onların çok büyük hayalleri vardı. Özel gereksinimi olan çocukların eğitime yönlendirilmesi ve daha sonra iş hayatına yönlendirilmesiyle ilgili. Çünkü hedef kitlemiz olan serebral palsili bireylere ve birden fazla engeli olan çocuklarımıza yönelik Türkiye'deki ilk okul. İlk defa açılan okul. Genelde ailesi tarafından ve bireysel olarak ilgilenilen bir çocuk okulda yaş grubundaki arkadaşlarıyla karşılaşmaya başlıyor, tanışmaya başlıyor. Bu da onun sosyal anlamda gelişmesini sağlayabiliyor. Çünkü ülkemizde özellikle özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesi anlamında da ciddi sıkıntılar var. Aileler genelde çocukları evlerinde tutuyorlar. Yaklaşık %13 engelli nüfus olduğundan bahsediliyor ülkemizde. Ama bu %13 nüfusu biz toplumda göremiyoruz. Çünkü çocukların sosyalleşebileceği ortamlar olmadığı için evde saklı halde tutuluyorlar. Okul aslında onların bu anlamda biraz daha toplumlaşmasını, toplumda iç içe geçmesini, toplumu tanımasını ve daha da önemlisi toplumun onları tanıması için bir fırsat sunuyor. Birlikte mutfak etkinliği yapabiliyoruz, hikaye okuyoruz. Bize desteklerini sunuyorlar. Bu noktada çocuklarının ne kadar neyi yapıp yapmadıklarını daha doğru oranda görebiliyorlar. Çünkü ev içerisindeki ortamlarıyla sınıf içerisindeki gözlemleri farklı olabiliyor. Tabii grup eğitimi yapmaktayız. Grup eğitiminde de her çocuğun seviyesi farklı olduğundan kendilerini çok net gösteremeyebiliyorlar. Ama okuldaki amacımız bütün yıl boyunca bu desteği sürdürmek ve onları hayata kazandırmak. Şimdi sahip olduğunuz imkanları böyle kullanmak, değerlendirmek şüphesiz çok mutlu ediyor sizi. Çok. İnanın benim hayatımda hep bu. Gece gündüz düşünürüm acaba kime burs versem, kime ne yapsam. Hastaysa onu doktora göndermek, tedavi ettirmek. Bir diş ihtiyacı varsa dişçiye yollamak. Ve burs verilecek çocuklara burs. Yani A'dan Z'ye kadar eğitim. Neye ihtiyaçlar varsa ben elimi uzatmalıyım. Aman ne kadar güzel. Çok seviyorum. İnanın. Belki Metin de size bunun için gönderildi. Bir aracı o. Bunlara vesile olmak için. Aynen. Belki evet. Metin olmasaydı belki böyle bir tesis yapılmayacaktı. Evet. Yine keşke Metin böyle olmasaydı yine yapsaydık. Evet. Keşke. Hep keşkelerle yaşıyoruz. Keşkelerle. Keşke. Yine o röportajdan hatırladığım bir şey var. Tek torununuz olduğu için çok üzülüyordunuz. Ah keşke ne kadar çocuk severim bin canım. İnanılmaz. Bu sene Bodrum'da, plajlarda kimin çocuğunu gördüysem, 2 aylık, 3 aylık, 5 aylık mesela annelerinden izin alıp kucağıma alıp seviyordum. O kadar çocuk severim ki ben. Çok seviyorum. Yani biz çok küçük çekirdek bir aileyiz. Şimdi iki kızım, Metin, ben. O kadar. Kızlarınızın biri basın önünde olmayı hiç sevmiyor. Hiç sevmiyor. Dilek Hanım yaptığı çalışmalarla yine göz önünde ama Dilek diğeri oldukça aktiftir. Evet. Engellileri. Konusunda. Yurt dışına yolluyorlar, evet, Amerika'ya gidiyor, Avrupa'da, olimpiyatlarda, her yerde. Onlarla beraber gider, onlar madalyalarını alınca Dilek çok mutlu olur, çok sevinir. Ve devamlı bu ilk geçenlerde Ankara'ya gitti. Yani bir bakanla görüşmek için bu işle alakalı. Evet, çok bu konuda sevinir. Bir öncülük yapıyor hatta, kutlamak lazım kendisini. Aynen öyle, kesinlikle. Öncülük yapıyor. Ama diğer kızınız geri planda kalıyor. O pek göz önünde olmayı sevmiyor. Yok, sevmiyor, evet. Göz önünde olmak. Ama o da mesela müzenin toplantılarında, üniversitenin toplantılarında idare edilir. Onlar da bulunur, onlarla ilgilenir. Sporla çok yakından ilgileniyor. Tabii spor, en çok sevdiği spor malum. Atabilmek. Ben anne olarak ona çok karşıyım ama. Öyle mi? Karşı mı çıktınız? Karşıyım. Karşı çıktığımız sebebi de yani güzel sporun her dalı güzel de Allah korusun hani bunun bir de kötü kazalardan. Yanı. Kazadan insan hakikaten. Yani hayat hiçbir zaman garantisi yok hiçbir şey. Evet. Buradan çıkarsınız eve giderken Allah korusun. Allah korusun. Peki nasıl bir anneannesiniz siz? Torununuzla aranız nasıl? Artık genç bir hanım o.
O genç bir hanım 20 yaşında, şimdi Londra'da da eğitimini orada sürdürür. Hep çağırır beni. Anne anne gel, ne olursun gel, bir defa gel. 4-5 gün kal. Peki kızım, şimdi bu mevsim daha uygun değil. Ben baharda gelirim falan diye onu atlatıyorum aslında. Londra'ya çok zamanında gittik böyle çeşitli hastalıklarla falan. Tabii beni sanın, beni davet etmesi çok keyifli bir şey olur onunla beraber olmak bana. Onu sormak istiyorum. Çok şimdi, da akıllı bir kız. Büyük annelerden aldıklarımız çok değerli. Onların bize aktardıkları, verdikleri. Siz torununuza temel neleri anlatmaya, aktarmaya çalışıyorsunuz? İşin o tarafını tamam. Öyle bir çocuk ki ben ne anlatsam çocukluğuna dair onun. Benim gençliğimde yaşadığım hayat hepsini çok güzel dinler. İçine sindirerekten böyle. Daha başka bir şey yok mu anneanne? Anlat bana. Ne güzel anlatıyorsun der. Beraber olalım. Şimdi dün duydum ben bunu. Rahmetli'nin sekreteri şimdi benim küçük kızla çalışıyor. Demiş biz gidiyoruz bir yerlere bayramlarda falan. Anneannemle beraber olamıyoruz. Yılbaşında inşallah demiş. Bu yılbaşı. Ben anneannemle ne program yaparsa ona uyacağım. Beraber olacaksın. Beraber olmak için ne yapıyorsun? Benim bir program yaptığım yok aslında. Yani evde olurum ben bekleri, evet. Yani evde otursam eve de gelecek. İnşallah diyelim. Şimdi bir görüntü var, çok özel bir görüntü. Daha önce katıldığınız bir televizyon programından. Onu izleyelim beraber. Tabii şöyle ki. Sizin için de belki küçük bir sürpriz olacak. Sonra devam edelim. Tabii ki. Yılları durduracak, güneşi donduracak. Bir sevgi istiyorum. Yılları durduracak, güneşi donduracak, dünyamı dolduracak. Bir sevgi istiyorum. Evet, şimdi az önce dediniz ki Atlı Köşk'ün bahçesine fırsat buldukça hep gidiyorum, orada yürüyorum, dolaşıyorum ve sanki hiç oradan ayrılmadım gibi. Adeta, evet, ayrılmamış. İnsanın içine o sevgi dolunca araya ayrılık da girse, ölüm de girse devam edip gidiyor herhalde. Evet, hayat devam ediyor hakikaten. Ölenle de ölünmüyor. Ölünmüyor. Bu Atlı Köşk'te çekilen bir televizyon programı. Evet, evet. Bunun odaları ayırmak için kırmızılı oda derdik. Yani kırmızı eşya hakimdi o odada. Orada çekilmiş. Yanındakilere doğrusu çok iyi göremedim. Anılardı sanki. Buradan ben de çok seçiyorum. Çok iyi. Özel isimler vardı. İnci Çayırlı mı vardı arkadaşlar? Bilseydim televizyon şeyini getirirdim. Evet. Gözlüğünü onlar getirseymişim. Televizyon izliyor musunuz? Çok fazla, aşırı değil. İzlerim. Bazı çok güzel programlar var. Onu izlerim. Yani yararlı böyle, hani keyifle izlenecek. Onları izlemeye çalışıyorsunuz. Siz beslenmenize çok dikkat ediyorsunuz. Spor yapıyorsunuz biliyorum. Yoga yaptınız uzun yıllar. Devam ediyor musunuz yogaya? Yok, yoga Allah rahmet eylesin. Hoca gittikten sonra bu dünyadan bıraktık. Yani hepimiz hep talebeler diyeyim, onun talebesiydik. Bulgar göçmeniydi. Çok güzel öğretti bize. Çok güzel. Yani etkili bir şey, çok iyi bir şey olduğunu söylerdi. Kitabını yazdı, hepimize kitabını hediye etti. Çok yaşına göre çok iyi bir insan, yani dinç ama dış dünyayla alakası olmayan, sadece kendi işiyle. O kendi işinin içine gömülmüş adeta. Mesela bugün Kandil, bayramınız, aman Kandil'iniz mübarek olsun. Bugün Kandil, öyle mi derdi yani? Bilmiyorum. O kadar dünyadan kendini soyutlamış yaşayan bir hocanız vardı. Tam bir hoca. Tam bir yoga hocası. Evet. Siz şimdi Sakıp Bey zamanında da sosyal hayatta aktif olarak vardınız, yoğundunuz ama şimdi de yine pek çok etkinlikte, organizasyonda o görevi sürdürüyorsunuz.
aileniz adına yine yapıyorsunuz. Evet. Bir koşturmaca devam ediyor. Evet, evet. Severek yapıyorum hakikaten. Bazı yerlere tabii hem sağlığım elverdidir müddetçe giderim. Hem de zaman. Yani önceden haber veriliyor. Evet ama bir ani bir şey çıkar. Yoksa severek gidiyorum her yere. Kendinizle kaldığınızda Türkan Hanım ne yapıyorsunuz? Keyif aldığınız başka neler var? Bizim bilmediğimiz bir şeyler var mı bugüne kadar sakladığınız? Çok güzel. Doğru, güzel bir sual. Vallahi kendimle bazen baş başa kalmayı çok seviyorum. Etrafımda günlük gazeteleri. Yani bir gazeteyi elinize aldığınız zaman o kadar çok sayfası var ki. O kadar çok okunacak güzel köşe yazarları. Yani onları okurum. Magazin programlarını okurum. Televizyondaki programlara bakarım. Yani güzel bir şey varsa seyredim diye. Yani öyle vakit geçiririm. İşte yalnız kalıcı bazen kızların yanına giderim. Evlerine. Onlarla beraber olmak ayrı bir keyif tabii bir anne olarak. Evet. Şimdi ben de sıkıldım bu yalnızlıktan. Hiçbir zaman demedim. Hiçbir zaman. İnşallah demediniz. Allah dedirtmesin. Allah dedirtmesin. Evet. Tabii ki o kadar kalabalık bir aile başlangıçta bir arada yaşıyorken sonra çekirdek aileye dönüşmek tamamıyla zordu. Çekirdek aile. Evet. Ona da alışıyor bayramlarda insan. Mı daha çok hissediliyor duygu? Tabii ki muhakkak büyük bir eksiklik, büyük bir boşluk. Onun farkındayım ama işte yapacak bir şey yok. Hepsi gitti çünkü. Anneler, babalar, akrabalar. Mesela Akıp Bey'in kardeşleri, Akıp Bey, Allah razı olsun, akrabalar, evet. Hepsini bir kere daha saygıyla analım, rahmetle analım. Aynen. Bayramlar bunun için güzel vesileler, evet. Hatırlanmak için. Kırmadınız bizi, geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Rica çok ederim. Teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım. Size çocuklarınızla. Sizin gibi böyle güzel bir hanımla çok sohbet etmek gerçekten. Ayrıca keyif verdi bana. Çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız için. Sevgili seyirciler, Haber Tadından ilk bölümünde bu güzel sohbetin sonuna geldik.